Efendim şimdi bugün 25 Mayıs 2024 ve günlerden cumartesi. Kağızman'da uzun müddet yaşamış olan bir esnafımızın şu anda edebiyat öğretmeni olan oğluyla birlikteyiz. Efendim Mehmet Zeki Öncel ile birlikteyiz. Kendisi öğrencilik yıllarında Kağızman'da bulundu. O günden tanışıyoruz. Şu anda Urfa'da öğretmenlik hayatına devam ediyor. Bugün nasip oldu Kağızman'a geldi. Efendim bizimle böyle bir muhabbete girdi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve bizim çekimimizi yapan kızı adaya da hoş geldin diyorum. Hoş geldin ada, sefalar getirdin. Şimdi efendim dağa koşmaz, insan sana kavuşur. Laf lafı açacak tabii. İşte kimisi leblebiye, kimisi fındığa, kimisi fıstığa düşkündür. Biz de sanata, sanatçıya, şaire, saza, söze düşkünüz. Var olsun. Ve yıllardır da sizin şiirlerinizi severek okuyoruz. Yani evrensel çizgileri yakalamışsın. Ulusal çizgiden başlayıp evrensel çizgilere ulaşabilmek her şaire nasip olmaz. Evet. Ha, Said Küçük nedir? Namı diğer Sadık Miskini. Sadık Miskini. Yani bir sevenlere gönül verdim. Göre çevirdiler beni. Damla bile değildim. Damla bile değildim. Göre çevirdiler beni. Şiiriyle tanınmış. Ulusal bir der. Türküdür o. Türkü, ulusal bir der. Şimdi lafı çok uzatmadan kendisinin yazmış olduğu Zaman Kötüye Döndü şiirinin üzerinde bir sohbet çevirmeyi düşünüyoruz. Evet. Çok güzel bir şiir. Zaman kötüye döndü. Hey ağalar, zaman kötüye döndü. Yumuşak yürekler katıya döndü. Hava kirliliği atiye döndü. Ozon delindi de yamalık tutmaz. Bir şey bozulduğu zaman İmkan yok. Bir daha tamiratı da olmuyor. Evet. Islakı da olmuyor efendim. Evet. Dehrin istikbali tehlikededir. Aynen. Harfi alıp da demek nedir? Bindiği gemi düşünmez Fedir, akılsız. Evet. Sonucu sezmeye izanı yetmez. Evet. İzanı yetse, aklı yetse zaten önleyecek. Bazı şeyleri önleyecek. Tedbirini alacak ama almıyor. Ahmaktır kesenler bindiği dalı. Evet. Burcu zehirlendi, kurudu çalı. Hüsranı resmetti kahvenin falı. Miskini gerçeğe yalan söz katmaz. Yani burası hakikaten realizmi, doğruluğu, ahlakı, etiği anlatan bir değer. Mehmet Akif de diyor, yalan ne benim işim yoktur. Ne görmüşsem gerçeği olduğu gibi aktarmış. Miskini ne diyor? Gerçeğe yalan söz katılmayacak. Bu bir şairin misyonudur. Evet. Burada baktığımız zaman şair ısrarlı mesel sanatını oldukça güzel kullanmıştır. Israrlı mesel ne demektir? Darbu mesel olarak da geçer. Şairin atasözü ve deyimleri şiirde kullanılmaz. Ama deyimi sindirebilmek de bir irfan meselesidir. Bir akıl meselesidir. Bir hissiyat meselesidir. Yani onu şiire gidirebilmek her ozanın yapabileceği bir şey değil. Burada dikkatimi çeken bir husus da yumuşak ve katı ifadelerle bir tezat sanatı yapılmış. Evet. Bir de işte yumuşak kalpler artık kötü oldu. Bunu tabii gözlemleyerek yazıyorsun. Bu bir sosyolojik değerin şiire yansımasıdır. Evet. Bu şiirdeki Fedir akılsız. Evet, akılsız. Akılsız nereye götürür ki insanı? Hiçbir yere uçuruma götürür efendim. Uçuruma kılavuzluk, nerede? Kılavuzluk yapamaz yani. Kılavuzluk harbi olan. Seni menzile eriştiremez. Menzile eriştiremez. Burada benim gözüme çarpan dehrin istikbali tehlikededir. Uyarıcı bir mesaj var. Evet. Dünya... Herkes aklını başına alacak. Çevre ile ilgili duyarlı olacak. Kesinlikle. Bugün beni ilgilendirmez diyorsun ama yarınki dünyada senin çocukların yaşayacak. Yani ben öldükten sonra Nuh tufanı demeye kimsenin hakkı yok. Ozan'ın kelimelerine, sazına, yüreğine, hayran, teline, sazına kurban. Teşekkür ederim. Ben de böyle bir şiire, bizi böyle bir şiirle karşılaştırdığın için teşekkürlerimi sizlere sunuyorum. Muhabbetlerimi arz ediyorum efendim. Sağ olasın, var olasın. Son kıtaya değinmediniz. Bir bakalım.
Ahmaktır değil mi efendim? Evet. Ahmaktır kesenler bindiği dalı. Nasrettin Hoca'nın da fıkrasına kadar gider bu iş. Evet. Burcu zehirlendi, kurudu çalı. Şimdi burç ifadesi genelde kale burcu olarak kullanılır. Evet. Burada şimdi sohbeti açtı. Bundan önce de dediniz ki ağacın burcu. Ha, böyle bir kullanmaya ben şahit olmadım. Belki bu çevrelerde ağaç kültürü fazla olduğu için kaleyle ilgili gözlemler de olmuştur. Çünkü sizler Oğuz Türklerinin bir uzantısısınız. Evet. Yani Dede Korkut'un yansımaları var, Oğuz Türklerinin yansıması var. Bildiğim kadarıyla bunlar da ister istemez şiire yansıyor. Evet. Mesela ne gelir insanın aklına burç denildiği zaman? Fallar gelir, kale burcu gelir. Ağaç burcu gelmez. Ama o çok orijinal bir ifade, yan anlamı oluştu. Yani sürgü anlamında. Evet, ağacın çıkıntısı. Ağacın çıkıntısı. Ağaç oradan sürgüyü sürdüğü zaman oradan çiçek açar ve çiçek meyveye dönüşür. Orada meyvesi ortaya çıkar. Yani ağacın burcu zehirlendi. Ne çiçeği açabiliyor ne meyve verebiliyor. Çalı ne yapıyor? Çalı çiçeğin açmadığı gibi yeşeremiyor. Yaprak süremiyor. Burç süremiyor ve meyve veremiyor. O zaman çalı kuruyup kalıyor yani. Ya şöyle diyebiliriz. Ne ham kaldı, ne hancı. Hancı kaldı. Ne hamam kaldı, ne hamamcı. Ortalık oldu 56. Evet. Bir deyin de var değil mi? Karışır yani. Evet. Yani herkes misyonunu, görevini doğru dürüst yapmadığı takdirde o toplumda karışıklığın olması normaldir. Olmaması zaten anormal olur. Evet, evet. O zaman herkes üzerine düşen sorumluluğu alacak. Kesinlikle. Ve şair de bunu bize güzel bir dille, güzel bir üslupla yönlendirerek anlatmış. Yani dünyanın istihbarını korumak aynı zamanda kendi varlığımızı korumaktır. Yarını tehlikeye atmamaktır. Yani dünyanın yaşı aynı insanoğlunun yaşı gibi tamamlanıyor. Şimdi 50 yaşında bir insan düşünün. Bu 50 yaşındaki insan ne kadar bir ömür kalıyor geriye? Aşağı yukarı 20-30 yıl. 30 yıl. Yani dünya da şu anda belki de 50 yaşlarında. Yani siz bunu ne yaparsanız, bunu korumazsanız, bunu iyice kirletirseniz, yani dünyanın da yaşı aynı zamanda yaşamın sonu demektir. Yani kendi ölümümüzü dünyada hazırlamış oluruz. Kendi mezarımızı hazırlıyoruz aslında. Kendi mezarımızı kendimiz kazmış oluyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Duyarlı olup çevremizi temiz tutmalıyız. Ekosistemi korumalıyız. Ozon tabakasının yarasının daha da fazlalaşmasına mani olmalıyız. Yüreğinize sağlık. Buzulların erimesini önlemeliyiz. Bunu da getiren kirlilik. Yani temiz olacağız. Sadece çevremiz mi temiz olmalı şairim? Kalbimiz de temiz olmalı. Aklımız da temiz olmalı. Temiz olacağız. Temiz olacağız yani. O kadar. O kadar, eyvallah. Teşekkür ederiz. Adacığım, Sait abimiz bir şey eklemeyecekse bitirebiliriz herhalde. 56'ya değindin. 56'ya, evet. 56 ile, 56 olacak, 56 ile alakalı bir mevzu var. Anlatayım. Buyurun. Şimdi Kötek'ten bir halk şairimiz Ataşoğlu'nun Görenler Söylesin 56 adlı bir şiiri var. Ortalık 56'ya gitti. Çocuklar ortalığı 56'ya verdiler. Diye deyimler vardır. 56'da büyük bir kıtlık kopuyor. O 56'nın kıtlığı 1956'da şiire yansıyor o kıtlık. Efendim deyimlere yansıyor. Böyle günümüze ulaşıyor. Bak 56'yı siz de kullandınız. Teşekkür ederim. Bu bir kültüre hizmettir. Yani dilin zenginliğidir. Evet. Türkçenin zenginliğini nerede aramalıyız? Ozanlarda aramalıyız. Evet. Deyinlerde aramalıyız. Atasözlerinde aramalıyız. Eyvallah. Benim sözüm bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Adacığım. Saygılar.